milli mücadelede binlerce isimsiz kahraman var. Hikayesine ulaşılabilenlerden biri de Alay İmamı Mustafa Memduh. 1912'de Balkan Harbi'nde, 1915'te Çanakkale'de, 1916'da Kafkas Cephesi'nde, 1917'de Filistin'deydi. İnönü, Sakarya, Büyük Taarruz dahil milli mücadelenin bütün savaşlarında en önde cephedeydi. Genelkurmay Başkanlığı'na, Savunma Bakanlığı'na bazı yazılar yazarak dedemizin sicil dosyasına ulaştık. Bütün ömrünün askerde değil, savaşta geçtiğini, yıllarca evine gelmediğini, çocuklarından uzak yaşadığını, bu ülkeyi kurtarabilmek için çok yüksek bedeller ödediğini, kimi canla, kimi malla, kimi de hayatla ödüyor. Onlardan bedel ödeyerek bu noktalara geldiğini görmüş olduk. Mustafa Memduh'un ismine ilk olarak Çanakkale Savaşı'nda bir şehidin günlüğünde rastlandı. Yaşadıklarını gün gün yazan Teğmen İbrahim Naci çatışmada vurulunca yerine Yüzbaşı Bedri devam etti. O da şehit olunca günlüğe noktayı taburun imamı Mustafa Memduh koydu. Koleksiyoner Seyit Ahmet Sılay 2013'te o günlüğe ulaştı ve kamuoyuna duyurdu. Haber yayınlanınca Mustafa Memduh'un ailesi ona ulaştı. Mustafa Memduh'un özellikle safahat dosyasını aldığımızda ben dehşete kapıldım. Nasıl bu insan tarihin tozlu arşivlerinde kalır? Sadece ailesinin tabur ve alay imamı olarak işte Birinci Dünya Harbi'ne katıldığını bildikleri ve gurur duydukları bir dedeleri var. Ama sadece bu kadar değil Mustafa Memduh. Balkan Harbi'nde Mustafa Memduh. Çanakkale'ye geliyor, Kerevizdere'de binlerce askeri defin yapan Mustafa Memduh. Kafkas cephesine gittiğini görüyoruz. Filistin'e gidiyor. Peki İstiklal Harbi'nde nerede görüyoruz? Gediz'de görüyoruz. Bursa'da görüyoruz. 1. 2. Yunan'ında görüyoruz. Sakarya'da görüyoruz. Büyük Taarruz'un sonuna kadar Mustafa Memduh İstiklal Harbi'nin içerisinde. Seyit Ahmet Sılay'ın evi sanki bir müzeyi andırıyor. Burada Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'ndan kalma binlerce obje var. Bu kılıç da Büyük Taarruz'da Fahrettin Altay komutasındaki süvariler tarafından kullanıldı. Bu da Büyük Taarruz'da kullanılan tüfeklerden biri. Muhtemelen şehit bir Türk askerine ait olduğu düşünülüyor. 2015'te Afyon'da toprak altından çıkarıldı. Toprak altında yıllarca kaldığı için ahşap kısımları harap oldu. Bir Alman malı Mauser tüfeği, bu da tüfeğin sağlam hali. Ordu imamları büyük çoğunluğu okuma yazma bilmeyen askerin mektuplarını okudu yazdı. Yeri geldi onların psikoloğu oldu, dertlerini dinledi, savaşa hazırladı. Rütbeleri yüzbaşı binbaşı arasında bir konumdaydı. 1935'te ordudan emekli olan Mustafa Memduh, 1965'te yaşamını yitirdi. Bugün aldığımız her nefes, o gün orada verilmiş son nefesin bedelidir. Yaşamımızı bu şekilde idame ettirmek lazım. Gençliğe bunu anlatmak lazım.